Bakın, her şeyin eski haline dönmesi lazım. Tabii, siz merak etmeyin. Peki amca, ben de size yardım edebilir miyim? Hayır kızım, hiç gerek yok. Biz ikimiz hallederiz. Teşekkür ederim. Sabahtan beri çalışıyorsun. Yorulmuş olmalısın. Teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür etmeliyim. Senin sayende programı kendim yapabildim. Sen olmasaydın yerimde bir başkası olacaktı. Önemli bir geleneğin bozulmasına engel oldun. Eğer benim de senin için yapabileceğim bir şey varsa, herhangi bir şey, mutlaka bana söyle. Efendim, bir imzanız. Benim kardeşim Şub için. O sizin çok büyük bir hayranınız. Yani aslında ben de öyleyim tabii. Ama o sizi benden de çok seviyor. Teşekkür ederim efendim. Ben gideyim artık. Kendinize iyi bakın. Sen farklısın Tapki. Hepsinden. Nihayet benim oğlum da gülümsedi. Bunu o kadar zamandır bekliyorum ki. Artık o gülümsemesinin bir daha yok olmasına izin vermeyeceğim. Ben Duruv'um için aradığım o kızı neyse ki sonunda buldum. Bu yüzden Tapki mutlaka gelinim olacak. Senin sayende programı yapabildim. Eğer senin için yapabileceğim bir şey varsa, herhangi bir şey, mutlaka bana söyle. Bu Tapki işte. Ona hiç kimse bundan bahsetmeyecek. Geldin mi canım? Ver, çantanı alayım. Abla, senin programını seyrettik. Çok güzeldi. Baba, sen de seyrettin mi? Söylesene nasıl buldun? Süperdi bence. Her zamanki gibi kızım. Abla, o programı şimdi sen mi yaptın yani? Evet ama tek başıma değil. Bütün takım olarak yaptım. Abla sen onun evine gittin değil mi? Bizi de tanıştıracak mısın? Tanışmak ister misin? Evet tabii ki. Öyleyse bekle. Sana bir şey göstermek istiyorum. Vay canına, bu onun imzası. Vay canına, ver ben de bakayım. İnanamıyorum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Sen Ruh'un evine gideceksin de o da sana imzasını verecek öyle canım mi? Canım benim, bu daha ne ki? Bir gün bütün herkes esas Tapki'nin imzasını istiyor olacak. Konuşmana biraz ara ver de kızıma tatlı ikram edeyim. Sütlaç yaptım canım, al tadına bak. Anne, bu benim iş görüşmemle ilgili olmalı. Bakalım ne diyecekler. Alo? Bir değil, 10 karta ihtiyacım var. Ama ben işsizim. Sonra benden parasını istemeyin.
adeti... Lütfen üzülme. Mutlaka bir iş bulursun. Elbette canım. Bu işler biraz zaman alır. Hadi gel. Şimdi otur da ben sana şovu biraz anlatayım. Anneciğim, bu tatlılar ne için? Bayan Nimmi getirdi onları. Onun da kızı evleniyormuş, o yüzden. Vay canına. Bu gerçekten de çok güzel bir haber. Ben de biraz yiyeyim öyleyse. Onu sonra da yaparsın. Şimdi git de hazırlan. Hepimiz çok acıktık, öyle değil mi? Peki baba. Anne, bunu ondan ne kadar saklayabiliriz ki? Saklamak zorundayız canım. Tapki büyük zorluklar yaşadı, hayatına da devam etti. Bu fotoğrafı hemen yok edelim bence. Bugünkü programı inanılmaz yorumlar almış. Ver bir bakayım. Çok başarılı bir program. İyi de niye öyle okuyorsun ki? Yüksek sesle okusana. Çok başarılı bir program Drew. Drew, sen bizim idolümüzsün. Bu show hep çok başarılı olmaya devam edecek. Aynı bizim seslerimiz gibi. Biliyor musun bugün... Sırf senin sayende her şey bu kadar yolunda gitti. Ve senin çaban sayesinde. Teşekkür ederim. Drew. Anne. Sen daha uyumadın mı? Tabii uyumadım. Sen ayaktayken ben nasıl uyuyabilirim? Neler oluyor? Yok bir şey, merak etme. Eleştirileri okuyordum sadece. Program çok beğenilmiş. Böyle olacağı belliydi. Anne, çok tuhaf değil mi sence de? Bugünkü programı ben yapmayı düşünmedim bile. Ama Tapki yine de... Her neyse, saat çok geç oldu. Hadi yatalım artık. Bence de bu son derece iyi bir fikir. Yalnız nereden kapanıyor bu? Şu... Ver şunu bana. Şimdi doğruca uykuya. Hı? Tamam. Eğer dinlenmezsen nasıl bir an evvel iyileşmeyi planlıyorsun söylesene. Şimdi oldu işte. İyi geceler. İyi geceler. Senin kimi düşünmekten uyuyamadığını ben aslında gayet iyi biliyorum. Tapki. Ben de onu senin için beğenmedim değil. Ama önce bundan emin olmalıyım. Doktor bey, ayağı daha iyi mi? Çok daha iyi. Birkaç güne kalmaz iyileşir. O zaman ofise gidebilir miyim doktor? Bunu aklından bile geçirme. Tamamen iyileşene kadar katiyen ofise gitmeyeceksin, anladın ama mı? Ama anne, ya bütün işler... Doğru İşleri söyleyeyim. Unut. Ofis işlerinizi evden de yapabilirsiniz. Hem siz sıkılmazsınız, hem de anneniz rahat eder. Ama anne... Neden olmasın? Bütün bir programı evden yapabildiğine göre... ...diğer işlerini de yapabilirsin herhalde. Ama anne... İtiraz etme... Peki anne. Buyurun, ben sizi geçireyim. Ay anne. Alo. Evet Sakşi. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sakşi, bütün dosyaları ve diğer onaylanması gereken evrakları bana gönderir misin? Ben onları burada imzalarım.
Onaya gelen dosyaları ben bir kontrol edeyim. Affedersiniz. Evet, içeri gir. Hanımefendi, bizim yarım gün izin almamız gerekiyor. Nedenmiş o? Hanımefendi, bugün Amit ofisten arkadaşımız evleniyor da. Hiç lüzumu yok. Hepiniz işlerinizin başına dönün. Ve işlerinizi bitirmeden de eve gitmek yok. Anlaşıldı mı? Hadi gidin. Günaydın hanımefendi. Sen bana hanımefendi mi dedin? Esas ben sana öyle demeliyim. Dün yarattığım mucizelerden sonra. Öyle değil mi? Tapki hanımefendi. Hanımefendi. Sen tahmin ettiğimden çok daha akıllı çıktın maalesef. Koca programı evden yapmayı becerdin. Hanımefendi, ben bu fikri sizin... dediklerinizden aldım. Yoksa ben bütün bunları nasıl bilirim? Hatta siz bir defasında... Yeter, sus. Kekelemeden konuşamıyorsun. Ama bir türlü de susmuyorsun. Şimdi git ve işine bak. Ama hanımefendi, bugün ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne mi yapacaksın? Bekle bir saniye. Sonu, artist Sanjeev Siddharth. Siz benden yarım gün izin mi istemiştiniz? Evet hanımefendi. Peki öyleyse, bütün gün izinlisiniz. Düğünün tadını çıkarın. Ama efendim, siz bize işlerimizi bitirmeden... Siz onu hiç merak etmeyin, biz onu hallederiz. Ne de olsa artık Tapki gibi yetenekli bir stajyerimiz var. Bütün işleri o yapar. Öyle değil mi Tapki? Bütün işleri yapamaz mısın? Siz gidebilirsiniz. Ama tabii sakın gitmeden dosyalarınızı Tapki'ye vermeyi unutmayın. Tapki, dosyalarını al. Dhruv'un annesi beni neden arıyor ki şimdi? Alo, buyurun hanımefendi. Sakshi, Dhruv bazı dosyalar istemiş. Evet, ben de şimdi onları getirmek üzereydim. Hayır canım, sen değil. Onları Tapki getirecek. Dosyaları Tapki'ye ver lütfen. Ama hanımefendi, Tapki daha çok yeni bir stajyer. Bu kadar önemli dosyaları ona vermem doğru değil. Orası beni hiç ilgilendirmiyor Sakshi. Ayrıca, bence o sizin hepinizden çok daha iyi bir iş çıkardı. O dosyalarla onu buraya gönder. Zaten teşekkür de etmeliyim. Tamam mı Sakshi? Peki efendim. Nasıl isterseniz. Öyleyse dosyaları Tapki'ye veriyorum. Tapki. Bu dosyaları al ve Dhruv'un evine götür. Efendim? Bana kendimi tekrar ettirme lütfen. Sadece dediğimi yap. Ama hanımefendi, ya buradaki... O işler bende. Yani başka biri de yapabilir. Hı? Ama bu dosyaların bir an önce gitmesi lazım. Şimdi onları al ve git. Dosyalarınızı getirdim. Teşekkür ederim. Efendim, sizin sağlığınız nasıl oldu acaba? Daha iyi. Sakshi neden kendi gelmedi? Onu göndermesini ben istedim. Dün çok iyi bir iş çıkardın canım. Ama benim sana teşekkür etme fırsatım olmadı. Al bakalım. Teşekkür ederim ama ben bunu alamam. Tapki canım, insanın onurlu olması iyi bir şeydir. Ama büyüklerinin hediyelerine itiraz etmemelisin. Ya da bir annenin hayır duasını. Masandaki bibloların yanına onu da ekleyebilirsin. Demek inançlı birisin. Bu çok iyi bir şey. Al,
Hadi bakalım. Teşekkür ederim efendim. Görüyor musun? Biz gece gündüz çalışalım ama şu halimize bak. Yengen bana ne yaptı? Gitti o güzelim akıllı telefonumu elimden aldı. Onun yerine de bu işe yaramaz şeyi bana verdi. Ve eşim de gitmiş o kekeme kıza gümüş biblosunu veriyor. Halbuki yengem kekemelerden nefret eder. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki. Benim işim biraz zaman alacak. Otur istersen. Evet canım benim. Kendini evinde gibi hissedebilirsin. İşinize devam edin. Ben dönerim. Hı? Yine mi? Olamaz. Sana kaç defa söylemem gerek? Takılan şeylerden nefret ederim ben. Tek seferde hiçbir şey anlamıyor musunuz siz? Özür dilerim yenge. Ben sana yeni bir CD alırım. Sen hiç merak etme. Ve bu sefer açıp kontrol ederim. Bir daha böyle sekmez. Bunu alırken de etmedin mi? Ettim aslında. Kes bu saçmalığı. Ben bu CD'yi istemiyorum. Telefonumla yap. Neydi hani şu sizin müzik dinlemek için yaptığınız şey? Download mu diyorsun? Bana ondan yap işte. Tabii yenge, ben hallederim. Bana da söyleyebilirdiniz. Siz oturun. Teşekkürler. Ayrıca dün yaptıkların için de sana bir teşekkür borçluyum. Beni Gançiyamların adamlarından kurtarmayı başardın. Bunun için de teşekkürler. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Benim de suçum var aslında. Ben kekemeliğim yüzünden size zamanında seslenemedim ve kazaya engel olamadığım için yaralandınız. Ama kekemeliğin seni durduramadı işte. Bunun farkında değil misin? Bir saniye bile tereddüt etmeden arkamdan koştun. Şimdi niye kendini suçluyorsun? Biraz su iç. Bu susamaktan değil, açlıktan. Ben acıktığım zaman beni hep hıçkırık tutar. Bu yüzden. Efendim, gülümsemek size çok yakışıyor. Bence daha sık gülümsemelisiniz. Hıçkırdığına göre acıkmış olmalısın. Hadi bir şeyler ye. Efendim, ben evden aceleyle çıktım.
Yemek getirmeyi unutmuşum. Burası da bir ev. Sana bir şeyler buluruz. Efendim, siz işinize devam edin, ben hallederim. Peki, anneme ya da mutfakta birine sor. Yardımcı olurlar. Hı? Uy. Niye yengem? Neden hep bize böyle sevimsiz işler vermek zorunda ki? Baksana Çutki, ellerim ne hale geldi. Ben de onu diyorum ya sana, yengem zor işleri hep biz gelinlerine yaptırıyor. Sonra da gidip o kekeme kızı ödüllendiriyor. Ona o gümüş bibloyu verdiğine hala inanamıyorum. Halbuki bize hiç. Çok affedersiniz. Sizi rahatsız ediyorum. Benim bir şeyler yemem lazım da. Ne olmuş? Ben de açım. Biz senin hizmetçilerin miyiz? Aşk olsun Batki. Hiç denir mi öyle şey? Yengem ne der biliyorsun. Misafir Tanrı'nın bir lütfudur. Ve Tapki de bizim misafirimiz, öyle değil mi? Aslında Tapkicim, biz de mango suyu yapıyorduk. Sen biraz dışarıda otur, biz sana getiririz, olur mu? Öyleyse ben de size yardım edeyim. Yok hiç, olur mu? Sen bizim misafirimizsin. Sana ev işi yaptıramayız. Sen bekle, ben sana veririm. Al, buna koy. Seni biraz bekleteceğim çünkü ben buna çok az da şeker eklerim. Mangonun tadına inanılmaz yakışır. Küçük hanımın mango suyuna biraz tuz ekleyelim. Bekle. Şeker eklemesen de olur. Çünkü mango yeterince tatlı. Ben o şekilde de içerim. Öyle mi? Dur bekle. Bekle Batki. Mango suyu öyle tek başına ikram edilmez ki. Tapki bizim misafirimiz ne de olsa. Çutki, bir de ziyafete ne gerek vardı? Hayır. Siz hiç zahmet etmeyin lütfen. Bana onu verin yeter. Aşk olsun, hiç zahmet olur mu? Sadece biraz mango suyuna lezzet katacağım, o kadar. Ne diyorlardı? Special mango shake. Daha önce içmiş miydin? Hiç gerek yok. Böyle gayet iyi, benim için. Bir saniye için. Bekle canım, vereceğim işte. Ha? Şimdi de şu meyve suyuna biraz acı biber ekleyelim. Böylece ukalalık edemez. Deli kipi yanacak. Yapacak bir şey yok. Al bakalım. Çok merak ediyorum. Spesiyelimi nasıl bulacaksın acaba? Gerçekten de lezzetli olmuş. Öyle mi? Ama ben onun içine... Acı biber değil mi? Zaten o yüzden o kadar güzel olmuş. Ne? Evet, ben acı yemeği çocukluğumdan beri çok severim zaten. Sanırım bazı konuşma bozukluklarına iyi geliyormuş. Siz de anlaşılan beni düşünmüşsünüz ve benim içeceğime biber katmışsınız. O yüzden size çok teşekkür ederim.